Yoruldum tabii. Normal. Seri gittik aslında. Güzel gitti. Hızlıydı. Çocuk da hep böyle minik minik amatör makinelerle çizgisel işler yaptırdığı için dövmenin acısını çok fazla yaşayamamış. Bir de kapatma dövme yapıyorsun. Kapatma dövme yaparken biraz daha farklı tekniklerle daha yoğun vuruşlar yapıyorsun. Önce bir anlamadı. Çizgileri attım, geçiştirdim falan. Onun için okeydi zaten. O çizgileri gördü ya, tamam böyle salsan gidecek kafasındaydı. Tabi uzattıkça. Güzel oldu ama 4 saat. Bence çiçek gibi. Tam artık bundan sonrası travmaydı yani. Derisi hiç iyi değildi. Çünkü adam deniz adamı, kano eğitmeni, rehber. Yani gece gündüz. İşte son 6 aydır falan suda onlar yani. Düzenli olarak güneş görüyor. Tabii bölgesel farklılıklar var. Bu insan derisinin farklılığı, yaşam tarzı neyse artık. Etkiliyor, dövmeyi etkiliyor. Zordu yani. Ondaki siyah boya siyah gibi durmuyordu yani. Hala durmuyordu. Açık renkleri de umarım koruyabiliriz. Kafa bu. Bakacağız. 7 sene önce tanıştık biz onlarla. Bizim tatil yaptığımız yerde çalışan bir arkadaşımız bu. Kekova'da. Ve üst üste gidiyoruz her sene falan. Ya bir gün bir gittim, kolunda dövme var. Ya herif beni biliyor, tanıyor falan hani. Yaparım da. Tabii nasıl düşündüyse kafasında, Veras abi yapmaz mı dedi, ne dedi onu da bilmiyorum tabii. Yaptırmış, utana sıkına gösterdi kolunu. Ben de işte dedim oğlum utanmıyorum bunlarla gezmeye. Ben dedim buraya geliyorum. Her ay 2-3 kere uğruyoruz, selam veriyoruz artık. Paylaşımımız var aramızda. Nedir dedim ya bu, yakışıyor mu sana dedim. O gün takmış kafasına. Ya herkese dövme yapabilecek kadar çok zamanım yok benim. Çünkü ben dövmeci değilim yani. Bu benim hobim. Hobi olarak uygulama yapıyorum. Canım çok yapmak istiyorsa o ay 15 seans yapıyorum. Az yapmak istiyorsa 3 seans yapıyorum falan. Böyle bir şeyim yok. Yok, iddiam yok. Hobim. Yapmak istediğim için yapıyorum. Böyle olunca tabii sayıyı biraz azaltmak gerekiyor. Talepleri kırmak gerekiyor. Şimdi bu düşüncedeki insanlar işte biraz daha popülaritesi yüksek, ünlü ya da ünlülerle çalışıyor falan kafasında. Bizim ona gücümüz yetmez falan. Bir de şehir efsaneleri var. Senin bilmediğin konular var böyle. İşte herkese yapmaz. Her şeyi yapmaz. Çok pahalı çalışır. 5 ay sonra gün alırsın falan. Bu aslında bir eleme mekanizmasını da oluşturuyor. Çoğu insanın sana ulaşma şevkini kırıyor. Buna rağmen ulaşmak isteyen insanlar da işte 15 kişiden biri oluveriyor falan. Bir yandan da güzel bir hikaye. Ama mesela samimiyetimizin olduğu, sürekli görüştüğümüz ve benim hem aile yaşantımı, yaşam tarzımı, hayata bakış açımı falan bilen bu tarz kardeşlerimin çok çok daha kolay bir şekilde bana ulaşabiliyor olması lazım. Telefon numaram var adamda. Abi ben geliyorum dese gelir gibi. O kafaydı yani. İşte birazcık Avrupa görmüş ya da o tarafa yakınlığı olan insanlar ya da Batı kafasıyla yetişen insanlar vardı bizim zamanımızda. İşte İstanbul'da 5-6 kalem maksimum sayarsın. 3 tanesi zaten ülkeyi elde tutan isimler. İşte 92 yılından falan bahsediyorum yani, hikaye o. Benim de bazı içselleştirdiğim, dışa yansıtamadığım ya da bir şekilde kendimi doğru ifade edemediğim durumlar vardı. İstanbul'da doğup büyüdüm. Kadıköy yakasına yetiştim. Orada büyüdüm, geliştim yani. Ne bileyim, bir karşı koyma isteği ya da ben de varım lan falan kafası mı bilemiyorum, öyle bir şekilde. Bir dövme stüdyosuna girdim. O da bir stüdyo değildi zaten. Bir tişört dükkanıydı. Akmar Pasajı'nda. Meşhur, bilinir. O dönemki insanlar iyi bilir. Şu an yok zaten o yerler. Orada Güven diye bir üstad vardı. Heykeltıraş. Aynı zamanda müzisyen ve dalış eğitmeni. Güzel, farklı bir kafaydı. O dönem için benden daha büyük bir insan. Demek ki kafası daha önce açılmış ve kendi kişisel gelişimi tamamlamış. Hobileriyle hayatını idame ettiren bir tip. O yapıyordu. Ona gittim. Tabii evden gizli falan yapıyorsun bunları. Bir dövme yaptırdım. Aradan bir ay geçti. Ben işte 3-5 bir yerler tırtıkladım falan, para tuttum elimde. Bir daha gittim. Ki beni kovmuştu ilk seferinde. Yaşım 15 çünkü. Param olduğu için yapıyordu abimiz yani. Güven abi. Güven üstad. Tatu Şark. Artık yok. Reklam verebiliriz çünkü yok. Neyse bir daha gittim. Bir ay sonra bir tane daha yaptırdım. Bir ay daha geçti. Bir tane daha yaptırdım. Şimdi bağlı bulunduğum grup, paten grubumuz var. Uçan Mantarlar diye bilinen bir grup. Böyle gösterileri falan çıkıyoruz, eğleniyoruz. Bir yandan da müzik yapıyoruz falan böyle. Bir sürü arkadaşım var. Hepsi güzel çocuklar. Onlar da yaptırmak istiyor falan. Ama birazcık ekonomik açıdan iyi bedel ödemek gerekiyor o dönem olmadığı için. Ben dedim oğlum öğrendim yaparım falan kafası. Hakikaten bir cihaz yaptık kendimiz. Ve o cihaza işte gerekli materyaller, iğnedir vesaire de boyadır. Ya çini mürekkebinden çözeriz gibi bir cihaz yapıp ben ufak ufak çizgiler atmaya başladım. Önce kendime. Oğlum tuttu lan falan, hadi gel sana da yapayım. Böyle başlayan bir hikaye aslında. Yani hedef yok. Hiçbir şey yok. Merak. Benim resim eğitimim yok. Bu konuda hiçbir eğitimim yok. Ben tamamen alaylı tabir edilen bir tipim yani. Yaparken öğrendim her şeyi. Önce deriyi tanıdım galiba. Bir de şimdi ekipman yetersizliği var. Şeyden bahsediyorum. İnternetin olmadığı dönemden bahsediyorum. Artık markalaşmayı bilmiyorsun. Teknikleri bilmiyorsun. Kim ne yapmış falan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Dünyaya çok fazla bağlantın yok yani. Yurt dışından misafirlerin getirdiği tatu magazin dediğimiz dergilerden model alıp onların fotoğrafını fotokopiyle çoğaltıp iş yapan tipleriz yani o dönem. Ki biz değiliz. İnsanlar böyle yapıyor. Biz de o insanlardan öğreniyoruz gibi düşün. Yapa yapa ufak ufak böyle bir şeyler. Önce deriyi tanımladım. Yani çünkü model yok ki. Resim yok ki ortada. Çünkü resim değil bizim için, bu dövme. Yani dövme ile resim aynı şey değildi. Dövme dövmedir. Resim resimdir. Böyle bir kafaya gidiyor. Çünkü bugün kına dövme modelleri o zamanın kalıcı dövme modelleriydi. Ve bu kadar
kadar çok da değildi böyle düşün. Bu kadar ince değildi yani falan. Böyle ne bileyim işte simsiyah yapmasak da bir gölge mi denesek araya? Ulan gölge nasıl satılır? Dur bir sulandırayım mı boyayı? Aa beyaz boya çıkmış falan hadi bulalım. Onu onunla karıştırırsak gri olur mu? Birçok toptancı arkadaş bunlara şahittir. O günlerde toptancılık yapan, bugün de hala yapmaya devam eden. Böyle böyle oluşan bir şey oldu abi. Bir teknik çıktı ortaya. Keyifli bir teknik oldu. Çünkü piyasada çok kullanılmayan bir şeydi. Yani görünmemiş bir şeydi. Artı devamlılığı oldu. Yani 3 sene sonra da baktığında güzel görünüyordu falan. Ama o dönemin koşulları tabii. Sonra onu geliştirmeye çalıştım. Başka da bir şey yok yani. Aslında bir teknik de yok. Artık bütün teknikler birbirine girdi yani. Ben şimdi sulu boya da yapıyorum. Traditional dediğimiz tarzı yapıyorum. Japanese de yapıyorum. Realistik portre de yapıyorum. Hyperrealizme de giriyorum kafama göre. Çizgisel de yapıyorum. Artwork de yapıyorum. Geometrik de çalışıyorum. Yani bana göre gördüğüm şeyin en yakınına benzetmeye çalışmak. Hikaye bu. Sulu boya değil yani. Ben gördüğümü yapmaya çalışıyorum aslında. Sonrasında Antalya'ya geldim. Hayat bir şekilde bu tarafa doğru gelmeme vesile oldu. Ben de geldim. Burada bir daha İstanbul'da yaşadıklarımı sil baştan yeniden yaşamaya başladım. Çünkü yani tabii hem bölgesel farklılıklar var. Birçok konuda burası oradan daha üstün ama birçok konuda da daha düşük seviyede. Yani henüz orada yaşanan burada yaşanmadı şu anda. Bugünden bahsediyorum. Bugün yaşanan orada. Burada 3-5 ay sonra yaşanmaya başlıyor şu anda. Önceden 3-5 sene vardı arada yani. Burada da verdim onun mücadelesini. Çok sadece toplum değil. Şimdi toplum baskısı oldu tabii ki de. Çünkü dövmeye ve dövmeliğe bakış açısı çok farklıydı insanların. Ya bir sorunlu psikolojik destek alması gereken insanlardık ya da suçlulardık. Yani çünkü dövme ya askerde, hapishanede ya arkadaş ortamında falan yapılan bir şeydi yani. Dövmeli insanlara genelde o gözle bakıyorlardı. Zamanla artık dövmenin gerçekten bir zanaatlerle olduğunu insanlara yavaş yavaş sabrede sabrede, sindire biraz absorbe ede ede, kavga etmeden, önce çok kavga ettik tabii. Sonrasında artık dedik ki yani bu iş öyle olmuyor, yaparak göstererek insanları bunu kabullendireceğiz. Uzun ve çok yorucu bir yol tabii ki bu. Ya benim için öyleydi, inanıyorum ki diğer dostlarım için de o şekildedir. Ve işin daha sonra bir de resmiyet kısmı başladı bro. Yani şimdi toplumu hazırladık, dövmeye tamam artık dövmeye sıcak bakıyorlar, yani sıcak bakmaya başladılar. Minik minik de olsa bir şeyler yaptırmaya başladılar falan böyle. Sonra bunun nasıl daha rahat, daha uygun, daha düzgün koşullarda, daha resmi bir şekilde yapabiliyoruz. Çünkü biz vasıfsız, sıfatsız tiplerdik yani. Dövme yapıyorduk ama yaptığımız şeyin bir meslek tanımı yoktu. Yani hiçbir şekilde dövmeci ya da tatü diye bir tabelaya sahip olamıyorduk. Ama biz bu işi düzgün yapan, insanların düzgün şekilde uygulayabilmesi için belli normların oluşmasını istiyorduk. Ki herkes yapmasın. Zaten yeni yeni toplumdaki algıları kırmışken yanlış yapılan operasyonlar sebebiyle insanlar sıkıntı yaşayıp tekrar dövmeye karşı bir tavır almasın. Doğru insanlar doğru şekilde yaz. Merdiven altı olmasın. Kafamız buydu ve bunun için de çok mücadele ettik. Önce bizden önceki jenerasyon üstadlar grubumuz var. Benim üstad dediğim insanlar, benden yaşça büyükler hala devam ediyorlar. Saygı sevgi çerçevesinde paylaşımlarımızda da çok güzel devam ediyoruz. Onların bir araya gelmesiyle sonrasında işte bayrağı sağ olsunlar bize teslim ettiler. Bizler birazcık mücadele ettik ve 8-10 senelik bir mücadele oldu. Resmi açıdan dövme sanatının bir sanat dalı olduğu, bir meslek grubuna dahil olması gerektiğiyle alakalı zor bir mücadele verdik. Ve bu arada işlerimizi de yapmaya devam ettik. Hem kişisel gelişimimizi, aynı zamanda yani kültürel gelişimimizi, ekipman gelişimimizi, teknolojiyi, tekniğimizi, insan ilişkilerimizi, stüdyolarımızı falan geliştirerek devam ettik. Bir mücadele verdik. Zor oldu. Oldu, güzel oldu sonra. Herkes garip garip dergilerimizi almaya başladı. Ama herkes almaya başladı. Şimdi işte diyorum keşke yapmasa mıydık acaba biz o dönem o işi. Şimdi biz aslında herkesin resmi olarak yapabilmesi için bir yol açtık. Aslında bu işin felsefesini, yaşam tarzına barındırabilme, kültürel gelişimini, felsefesinin haricinde bir de bunun sağlık boyutu var abi. Yani insanların psikolojisini etkileyebilecek işler yapıyorsunuz. Ömür boyu taşımalarına gerekiyor bu işleri. Daha uygun koşulları sadece resmiyette kazandırıp ama ondan sonra verdiğiniz hizmette çok uygun koşullar sağlamayabiliyorsunuz falan. Ve o belgeyi elde ettiğiniz zaman bunların hepsi meşrulaşmış hale geliyor. Önceden merdiven altıydı, belliydi. Şimdi artık belli de değil. Yani biz artık merdiven altı gibi bir kıvama dönüştük tekrardan. Sil baştan oldu. Keşke işini gerçekten iyi yapan, bu işi taşıyabilen, iş olarak görmeyen hatta insanlar düzgün işlerini yapıp insanların onları seçmesini sağlayacağı seviyede sanatlarını geliştirip hayatına devam etseydi, diğerleri de kafasına göre takılsaydı dedirtti bana. Mesela. Çok çabuk oldu değil mi? Sona geldik bak. Şimdi geldiğimiz noktada ne yapıyorsun? Tavuk besliyorum. Tavuklarım var. Kedilerim var. Çok güzel bir ailem var. Bugüne kadar verdiğimiz bütün kararları tek tek ilmek ilmek işleyip, planlayıp, çok mücadele edip, doğru yoldan sapmadan iş olarak görünen ama iş olmayan şeyi hayatımızda bir şekilde gelir kaynağı seviyesine kadar yükseltip seçim hakkına sahibiz. Kafamıza göre takılıyoruz şu anda. Yani aslında ben çok rahatım bu konuda ama sektörel anlamda baktığımda
çok fazla tespitlerim ve tavsiyelerim olabilir. Genel anlamda ben sistemin yanlış olduğu kanaatinde bir adamım. Şükür ki hayatımda olan kişi eşim aynı şekilde düşünen bir insan. Tabii sistemden faydalanmamız gerektiğini düşünen de bir insanım aynı zamanda. Çünkü mevcut bir sistem var ve bu sistem içerisinde var olmak zorundayız. Ama sistemden yararlanmak demek sistemin kölesi olmak demek değil. Hem sosyolojik bakabiliriz buna, hem politik bakabiliriz, hem maddi yani finans olarak bakabiliriz. Bu konularda biraz şeyimiz var, bilgimiz var, biraz düşüncelere sahibiz. Dolayısıyla kendi özgürlüğümüzü elde edebilmek amacıyla hep şehirden uzaklaşma çabası içerisindeydik. İşte asıl zaten hikaye orada. Berat Bum'un tekniği orada başlıyor. Yani o bir teknik değil, o bir stil değil. Dövme tekniği gibi bir teknik değil bu anlatacağım hikaye. Bu tamamen özgürlük yolunda kendi hayallerini yaşamaya çalışan bir insanın ve bu insanın hayatında var olan, onu destekleyen ailesinin hikayesi. Bu tekniği oluşturan bu oldu. Bunun için seçme hakkına sahip olmam gerekti ve bunun için birazcık istikrarlı bir şekilde hayatıma devam etmem gerekti. Hem tabii ki de görsel açıdan iyi işler yapmam gerekiyor bunun için ve insanları anlayıp o insanların ihtiyaçlarına en uygun şekilde ve kendilerini dışarıya en iyi ifade edecekleri şekilde görsellerle süslemem gerekiyor. Bir yandan da ruhlara dokunmam gerekiyordu. Böylece bu tekniği kendisine yakın hisseden, bu enerjiyi alan insanların benim hayatıma dahil olmasına ve bunun da devam etme isteğine sebep oldu. Ben bir kişiye bir tane dövme hiç yapmıyorum. Benim portföyüm çok fazla. Ben bunu düşündüm, böyle onda bir kıvamına düşürmeye çalışan bir adamım. Şehirden beni iten en büyük unsur, hayatımı ve zamanımı insanlara para karşılığı satmak istemiyorum. Kimsenin himayesinde ve o insanlara veya o kurumlara muhtaç olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Ben ailemle birlikte sağlıklı, huzurlu işimi iş olarak görüyorsak ya da hobimi, hayatımı, yaşam standartlarımı insanlara ve kurumlara bağlı kalmadan yaşayabilecek, sürdürülebilir bir sistem arayışı içerisinde girdiğim için bu sistemi tercih ettim. Ve şimdi evlatlarım da buna çok uyum sağladılar. Aynı isteklerle biz birleştik. Dolayısıyla tabii bu işime de yansıdı. Şimdi böyle olunca garip bir hikaye oldu. Uzaklaştıkça daha çok talep görüyor. Hikayemiz bu. Ama yani o zaman amaç bu değil ki. Ben burada tavuklarımla ilgilenmek istiyordum. Bahçemle ilgilenmek istiyordum. Haftada bir iki seans yapmak istiyordum. Kendim işi yapmak istiyordum. Zaten başka işlerden gelir kaynakları arayışında, hatta planlarını yapan, harekete geçen bir adamım yani. Bu iş benim gelir kaynağım haline gelsin istemiyorum tamamen. İnsanlara bağlı kalıyorsun çünkü. Bu iş dediğin işi de yapabilmek için bir insana ihtiyacım var. Ben resim çizen, az önce seninle sohbet ettiğimizde söyledim, bir adamım. Sen bana derini verdiğin zaman ben dövme sanatçısı sıfatını alıyorum. Yani bu durumda benim sıfatımı veren sensin. Yani ben yine bir yere ve birilerine bağımlı kalmak zorunda kalıyorum. Ben bunu da istemiyorum. Benim amacım tamamen özgürleşmek. Bunu sistemden diyebilirsin, şehirden diyebilirsin, diğer kozmopolit hayattan, o kültürden diyebilirsin. Ve bunun için uygun olan bir iş kolundayım. Ve bunun için uygun olan bir ortamla bir yaşam sürmeye çalışıyorum. Hikaye bu. Bu da tercih görüyor. Daha çok tercih görüyor. O da beni yoruyor tabii. Kaçtıkça kovalanıyor gibi bir durumun oluyor. Ama tabii bu durduk yere de olmuyor anladığım kadarıyla. Özellikle bizim grupta, yani bizim kolda, zanaat kolunda bir de kalıcı bir iz bıraktığın iş ya bu. Özel bir durum. İnsanlar hata affetmiyor dostum. Bir de bedel ödüyorlarsa üzerine, maddi bir bedel ödüyorlarsa affetmiyorlar. Beğenmiyorsa, tatmin olmuyorsa tatmin olmuyor. Sadece sorun şurada başlıyor ekstra benim için. Şimdi büyük beklentilerle geliyorlar bu sefer. Tamam, her şeyi kabul ediyor. Berat Bum'un single malt viski içer, onu götüreceksin. Tamam. Varsa bir tane güzel pro götür. Tamam. Okey. Randevu okey. Fiyat sorma. Aman bir şey deme. Zaten onun işini yapar. Vicdanla güzel bir fiyatı verir sana. İş bitiminde verir. Hepsini kabul ediyor. Geliyor. Bu sefer şeyi bekliyor böyle. Mucize bekliyor. Çok yüksek beklentiyle geliyor. Bu da beni strese sokuyor. Çünkü ben sana bir şey satmak için bunu yapmadım ki. Bunu siz kendi kendinize yaptınız zaten. Ben zaten ne yapıyorsam bunu yapıyordum. Yapmaya da devam etmek istiyorum. Ama sen benim title'ımı sürekli üst kademeye çıkartıyorsun. Bunu benim için değil aslında, kendin için yapıyorsun. Yani Rolex kullanıyorum deyip böyle sürekli poz vermek gibi. Beni hiç düşünmüyor aslında. Bir marka var. Ben de bu markayı giyiyorum diyor. Ve o markanın marka değerini yükseltiyor. Ama o markanın üzerine büyük sorumluluk yüklüyor gibi bir durum. Ben bunu istemedim. Böyle bir şeyin hiçbir şekilde hayatıma dahil etmek istemiyorum. O zaman zaten ben yine sisteme dahil olacağım. Bu sefer insanların beklentilerini karşılamak zorunda kalacağım. Ya da bırakacağım. Ben bırakmak istemiyorum. Kendi beklentilerimi karşılamak istiyorum. Bugüne kadar kendi beklentilerimi karşılayarak sizi mutlu ettim. Bugün de sizin değil, yine kendi beklentilerimi karşılayarak sizin mutlu olmanızı sağlamaya çalışıyorum. Zor ama oluyor. Hala oluyor yani.
Onların gördüğü değil yani benim şu an yaşadığım şey aslında. Evet, gösterdiklerimiz var, göstermeye çalıştıklarımız var ama onların bakış açısıyla algıladıkları benim anlatmak istediklerimle aynı değil. Ne dedin? Nasıl? Seni iten sebep neydi dövme sektörüne ya da dövme hayatına dedin? Ben hikayemi anlattım. Kendimi ifade edememe ve dışa vurum. Aynı şeyi ben şu an tekrar yaşıyorum. O zaman dövme yaptırarak farklılığımı ya da içimdekileri insanlara aktardım. Şimdi dövme yapan bir adam, yine aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Benim anlatmak istediğimle anlaşılan aynı şey değil. Aradan işte seçerek cımbız usulü artık Japon'la yine bağlarken sonra biz internetle tanıştık. İnternet sayesinde yurt dışında bu işi yapan sanatçılara ulaşmaya başladık. Firmalara ulaşmaya başladık. Yani bakıyorsun adam bir şey kullanıyor. Senin burada 45 dakikada yaptığın hamlelerle yaptığın şeyi o kullandığı şeyle 3 hamlede yani 3 dakikada falan maksimum yapı veriyor ve daha homojen, daha şık, daha akışkan. Sen burada yırtıyorsun kendini. Çünkü yok bilmiyorsun. Kendi kendine üretim yapıyorsun. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ekipmanı da kendi yapıyor. Yani cerrahı düşün. Ne kendi neşlerini kendisi yapıyor falan gibi düşün böyle. Yani penseden şey yapmış böyle. Pense haline getirmiş falan. Öyle düşün. Yapıyoruz bunu. E şimdi o dönem mesela bu adamların ekipmanlarına ulaşabiliyor olsaydık belki bugün çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Ki bu arada şöyle de bir durum var. Ekipmana ve tekniğe ve işte teknolojiye çok hızlı sahip olup bir de aynı zamanda biraz yetenek varsa şu anda çok hızlı yükseliş gösterebileceğimiz bir alan bu alan. Nitekim bunu yapan çok da fazla yeni arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var, meslektaşlarımız var. Onların da tabii desteğiyle inanın bana Türkiye, dünyayı baz alırsak çok üst sıralarda dövme sanatında. Çok fazla tercih edilebilir tekniğe sahip dövme sanatçısı mevcut Türkiye'de ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Bunların da birçoğu yeni arkadaşlar. Yani bu ekipmana anında sahip olup fakülteden, resim ya da o tarz bir bölümden, güzel sanatlardan mezun olan, onu da onunla harmanlayıp en iyi şekilde sanatını icra eden çok güzel kardeşlerimiz var şu anda. Birçoğu yeni zaten, yeni arkadaşlarımız. Düşünüyorum benim zamanımda olsaydı belki ben de biraz daha farklı olabilirdim. Ama şuna bakıyorum. Şimdi mevcut yani elimde var bu imkan. Belli bir seviyeye kadar yükselebiliyorum. Ve beni tatmin edecek seviye bu zaten. Yani yükseliyorum. Ertesi gün o yaptığımı beğenmiyorum. Beğenmediğim yerlerin tespitini yapıp ertesi gün bir sonraki gün yaptığım dövmede o hataları yapmıyorum. Kendimce gördüğüm hataları. Ertesi gün o yaptığım dövmede hata görüyorum. 3 gün sonraki dönemde o hataları düzeltiyorum falan. Böyle giden bir şey yani. O dönem onu yapmamız gerekiyordu abi. O dönem mevcut olan imkanları kullanmamız gerekiyordu. O dönem bu dönemki imkanlara sahip olsaydık teknik açıdan ve başarı açısından çok daha başarılı olabilirdik. Lakin işin belki biraz manevi, belki spiritüel tarafını kaçırıyor olabilirdik. Çünkü şu andaki arkadaşların birçoğu işin manevi ve spiritüel tarafıyla değil, sadece fiziksel ve maddi tarafıyla ilgileniyorlar. Benim yorumum bu olur. Hangisi doğru bilmiyorum. Ben yaşadığımı biliyorum. Bu şekilde olması gerektiğini hissediyorum. Çünkü insanlar şu anda telefon açılıyor. 12-30'da randevum var biliyorsun değil mi abi deniyor. Evet biliyorum diyor karşı taraf. Geliyor setup'ı hazır, tasarım hazır, koluna yapıştırılmış vaziyette. O iş için kafasını belirlediği bir süre var 3 saat gibi. 15-30'da dövmesi bitecek. 16'da ya başka bir randevuya okey vermiş olacak ya da dışarıda bir randevusu ya da kendi şahsi programına dahil olacak. Yani geliyor pıt 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 işini yapıyor. En iyi şekilde yapıyor. Ve güzel de yapıyor ve gidiyor. Çünkü o iş, yani oradan alacağı para, o an çıkarttığı eserin önüne geçebiliyor. Çoğunluğumuz bu şekilde. Ben bunu görüyorum, gözlemliyorum. Yani sadece portfolyo dövmesi yapmak amacıyla yapılan, ticari amaç gütmeden yapılan dövmeler var. Onlar da portfolyo amacıyla yapılıp, bir an önce arşivlerini alınıp insanlara sunum yapılsın ki ben de varım, bakın ben de bu işi yapıyorum ki çok mantıklı ve doğru bir şey günümüzde. Orada da çok şanssızlar lan yine düşünüyorum da. Abi ben de yoktu internet falan ama ben duyulmuştum bir kere yani. Bir de az meslektaş dediğim tipler olduğu için çok hızlı duyuldum. Şimdi herif benden çok daha iyi adam ama bir dünya sponsorluğu falan var. Yazık yani düşünsene sırf bu haksızlık aslında. Şimdi adam benden çok daha iyi ama sırf ben markalaştığım için ben tercih ediliyorum. Herif bana kurulu bundan sonra. Diyor ki neden? Yani ben daha iyiyim. Bir dünya ödülü aldım. Hakikaten iyi. 50 tane sponsorum var. 500 bin takipçim var ama adam hala Berat diyor. Berat'tan daha iyi. Evet haklı o. Daha iyi yapıyor. İşte o da onun şanssızlığı. Yani belki de benim şansım. Biz o kadar bedel ödedik. Belki de bu yüzden ödedik deyip böyle kendimi bir şekilde motive edip devam edeyim. O şanssızlık ama ya kötü bir şey. Üzülüyorum çocuklar. Arkamızda kalıyorlar. Ben mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyorum ama şey kalıyor yani kalıyorlar. Kalıyorlar. İyi olmuyor. Şimdi internetten çünkü giriyorsun
web sayfasına marka vermeyeyim, X bir markaya tanınmış, bilinmiş. Birçok dövmecinin almak için çok mücadele ettiği bir marka düşünün, atıyorum. Tık diye siparişini veriyor, kredi kartının ödemesini yapıyor. 20 gün sonra maksimum eline gelmiş oluyor. Ya da yurt dışına çıktığında çantasını alıp gelebiliyor, seçebiliyor falan. Bizde öyle değildi yani. Biz fax çekiyorduk abi. Ya fax ya. Ya telefon da değil. Fax çekiyorduk. Eskaza o da bulduysak bir adres ya da bir fax telefon numarası falan. Çekiyorduk. Yarım yamalak İngilizceyle Black Ink yazıyorduk mesela. Şu oz yazıyorduk. 5 oz ya da işte 500 mililitre. Adres veriyorduk, bilgiler. Bankadan havale ya da işte EFT ya da ne diyorsanız o döneminki yurt dışı transferini gönderiyorduk makbuzuyla beraber. Sonra bekliyorduk biz böyle. 3 ay, bazen 6 ay falan gemiyle falan transfer ediyor. Şimdi tabii kıyaslamamak lazım. Bunu kıyaslamamak lazım. Dolayısıyla şu anın imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Biz o anın imkanlarını en iyi şekilde değerlendirdik. Yurt dışından gelen malzemeden bahsediyoruz. Ekipmanla alakalı. Tabii Fransa'dan bir arkadaşım gelecekti. Türk bir arkadaşımdı. İstanbul'dan eski arkadaşım. Ben de Jet France ve Spalding Rogers diye iki marka var. Bir tanesi Amerikan Huck Spalding. Bir tanesi Jet France. Mickey Sharps falan ondan sonra geliyor hayatımıza. Sonra Laura Pauliniler falan. Tabii bobinli makinelerden bahsediyorum. Ve onların üreticilerinden işte iğne ya da boya tasarımcılarından birçoğu dövme sanatçısıydı zaten bunların. Finansman kaynağı bulup. Kendi ihtiyar aslında hobi sever insanlardı bunlar. Ve hobilerini yapamıyorlardı. Çünkü ekipman uygun değildi. Yeni ekipmanlar tasarlayıp bu ekipmanları insanlarla paylaşmak için firmalar kurdular. Düşünsenize bak nasıl bir şey var burada. Yani Çin'den sipariş etmiyorduk yani malzememizi, öyle düşünün. Şu anda da öyle olmalı zaten. Olamıyor maalesef. Çünkü para biraz fazla harcanması gerekiyor. Yani ülkemizde biz potamızı yapamıyoruz şu anda ya. Hala yıl olmuş 2023, biz pota yapamıyoruz. Boya koyduğumuz potaları bile yurt dışından getiriyoruz arkadaşlar. Yani çok saçma bir hikaye aslında bu anlattığımız. Özel birkaç firma var. Sizin de bulunduğunuz firma. Bunlar zaten ticaret belgesine sahip firmalar. Yani üzerinde tatu ibaresi bulunan bir şeyi ben buradan sipariş verdim de gümrükte takım olasılığı çok yüksek. Vergisini ödesem dahi. Doğru mu? Evet. Sizin üzerinizden alabiliyorum. Çünkü sizin bu işin ticaretini yapabilme yetkiniz var. Türkiye'de de bunun gibi 6 tane firma var yani. Dövme yapan arkadaşlara tavsiyem kesinlikle bu yaptıkları zanaati, yeteneği sadece bir iş aracı olarak para odaklı görmemeleri gerekiyor. Yaptığınız işi çok iyi yaptığınız zaman zaten otomatikman karşılığında para geliyor. Bu zincire bu şekilde bakmak gerekiyor. İşin hakkını vermek gerekiyor. Bunu sadece iş olarak değil, insanların gerçekten hayatlarına dokunma bir sihir gibi düşünmelerini ben arzu ediyorum açıkçası. Çünkü orada bir bağ oluşuyor. Pigmentlerdeki atomlara inanılmaz kodlamalar yapılıyor. Bu insanların hem koleksiyonerler hem de yapan insanların hayatlarını etki eden bir hikaye. Yani mümkün olduğu kadar maddede değil manada kalmalarını tavsiye ediyorum. Dövme sever insanlara sosyal medyada gördükleri görselleri çok fazla inanmamalarını tavsiye ediyorum. Ve dövmenin gerçekten ömür boyu bedenlerinde kalacağını fark ederek dövme yaptırma kararını vermelerini tavsiye ediyorum. Her ne kadar cover up az önce yaptığım işlem gibi kapatma, örtme işlemi yapsak da o daha önce yaptırdıkları dövmenin orada olmadığı anlamına gelmiyor. O orada zaten mevcut. Biz onu gizledik. Yani orada da bir atom yüklemesi mevcut. Orada da bir enerji yüklemesi mevcut. Bu o insanların hayatlarını negatif ya da pozitif yönde etkileyeceklerdir. Artı bir de sosyal medyada malum yani çok fazla filtre vesaire falan durumları var. İnsanlar yaptıklarını değil de yapmak istediklerini paylaşıyorlar genelde. Dolayısıyla onu gören insanlar da onu aldığını ya aslında çok iyiydi de neden böyle oldu bilemedim diye üzülmelerini istemem. Dövme sevmeyen, dövmeye karşı olan insanlara da acizane bir şeyim var ve iki cümlem var. Sevmek zorunda değilsiniz zaten. Bence sevmemelisiniz de. Ben ya da benim gibi arkadaşlarım size zorla dövme yapmayacak hiçbir zaman. Bırakın ama yaptırmak isteyen de yaptırsın. Manevi yükünü de siz taşımıyorsunuz. Yaptıran taşıyor. Maddi yükünü de, fiziksel yükünde, sosyolojik yükünde. Sevmek zorunda değilsiniz. Neden sevmediğinizi, neden sevmeyi bilmediğinizi kendinize sormalısınız bence. Bunun için bize hiçbir şey söylemeyin. Bizi rahat bırakın. Biz de zaten rahat takılmak isteyen insanlarız yani. İşimizi yapalım. Keyifli insanlarla paylaşımımızı yapalım. Herkes mutlu, mesut bir şekilde hayatına devam etsin. Bu kadar. Dedi ve kapattı.